Dükkanda bulduğumuz paraları ne yapmalıyız? Veya sokakta dışarıda bulduğumuz paraları. İslam hukukunda ele alınan meselelerden bir tanesidir ki bu yitik malı meselesi. Buna fıkıh dilinde lukata tabiri kullanılır. Böyle bir mal bulunduğu zaman malın niteliğine göre yapılması gereken bazı işlemler vardır. Eğer o mal bozulması muhtemel olan bir malsa, yani sebze gibi bekletilmeye imkanı olmayan bir malsa, sahibi gözetilir. Eğer sahibi bulunmaması durumunda fazla vakit kaybetmeden fakirlere tasadduk edilir. Eğer bulan kimse kendisi fakirse kendisi de kullanabilir. Tabii sahibi geldiği zaman bedelini ödemek kaydıyla. Ama eğer o mal bozulmayacak bir malsa, yani uzun bir zaman bekletilmesi durumunda malın niteliğinde herhangi bir değişiklik olmayacaksa, bu konuda ne kadar bekletileceğine dair kitaplarımızda farklı ifadeler vardır. İşte deniyor ki eğer o malın değeri işte 30 gram gümüşe eş değerse bir yıl, bundan daha aşağısı bir hafta gibi tabirler kullanılıyor. Ancak fakihlerimiz genel olarak şöyle bir ayırıma gidiyor. Bu emsal bir malı sahibi ne kadar arar? Buna karşı kişinin zannı galip taşıması. İşte bu kadar bir para veya bu kadar bir malı sahibi şu kadar bir zaman arayabilir. Tabii bu da bulunmuş olduğu yere göre de değişir. Yani garibanların bulunduğu bir yer midir yoksa zenginlerin bulunduğu bir yer midir? Malın konumu da bu manada önemlidir bulunduğu malın. Ona da dair kişi kanaat getirecek ki artık sahibi bunu daha aramaktan vazgeçti. Bu kadar bir zamana kadar onu bekletir, orada ilan asar, ilan edilir. Ve bu zaman zarfında gelirse sahibi ufak çapta onu imtihan ederek yani gerçekten kanaat sahibi olacaksınız ki bu bunun sahibidir ona verirsiniz. Ama baktınız ki hala daha sahibi gelmedi o zaman o kişi namına bir fakire onu tasadduk edersiniz. Kendiniz fakirseniz kendiniz de bunu kullanabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi sahibi yarın öbür gün çıkıp gelecek olsa ben bunu senin namına tasadduk ettim deseniz bile eğer bunu kabul etmez ise ona bedelini ödemek kaydıyla. Bu manada yitik mallarla alakalı ahkam bu şekilde cari olacaktır. Bu kardeşimiz ve bu gibileri de buna dikkat etmeleri gerekecektir. Sokakta bulunanları nasıl yapmayız hocam? Mesela dükkan sahibi değiliz, bir yerde bekletme imkanı sürekli. Orada da aynı şekilde yani bir esnafa gidilebilir. O yakındaki. Sokakta yakındakine güvenilir bir esnafa. İşte böyle böyle bir belli miktar para bulundu veya bir mal bulundu, değerli bir mal bulundu. Sahibi bunu gelip de soruşturabilir. Oraya bir kağıt asarlar, bir ilan asarlar. O manada demiş olduğumuz malın niteliğine göre bekletilir ve bu zaman zarfı geçtikten sonra da ona göre tasadduk edilecektir. Evet hocam.